Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten harika bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber Süper Lig'deki en iyi oyuncuyu tahmin edeceğiz ve bunların da yeni reytingleri, yani mobilden sonraki artacak mı düşecek mi, nasıl reytingler olacağını tahmin edeceğiz. Umarım tahminlerimizde doğruluk payları çok fazla olur. Umarım oyun çıktığı zaman doğruluklar doğru çok fazla olur yani. Ve reytinglerle ilgili reyting tahmini videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya güzel bir like sesi bekliyorum. Bunu gerçekten söylüyorum. Eğer bu video 20.000 izlenmeyi geçip 2.000 beğeni alırsa, yani bunların ikisi birden bu videoda olursa ve ben sizin yapabileceğinize inanıyorum. Olursa reyting tahminlerine devam edeceğim. Çünkü bu reyting tahminlerinde oyuncuların kartlarının dizaynı, yani kartlarını, reytinglerini değiştirmek falan çok basit bir şey gibi. Zaten basit bir şey ancak çok uzun sürüyor. O yüzden hani böyle bir saatini falan alıyor yani bir videoluk olduğu zaman. Sadece o videonun başındaki hazırlık bir saat sürüyor. Yani bayağı bir zor. O yüzden videoya like atmayı unutmayın emeğin karşılığı için. Ayrıca de hala kanala abone değilseniz de abone olup gönderebilirlerini açmayı unutmayın ki tüm gelen diğer videolardan haberdar olun. FIFA Mobile 18'de gerçekten sizlere harika şeyler bekliyor olacak. Ayrıca de arkadaşlar, bir de her videoda ekranda güzel bir yorum göstereceğimi söylemiştim. Sizin de o şekilde yorumunuzun ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o arkadaşımız gibi güzel bir yorum yapabilirsiniz. O yorum atan kişiye de gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel yorumlarınız geliyor bu aralar. Sizlerden de yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, gerçekten güzel bir video olacağına inanıyorum ve bunların hazırlığı da dediğim gibi uzun sürdü. Şimdi 10. sıradan başlıyorum ve oyuncularla ilgili de yorumlar yapacağım. Birer dakikalık yorumlar yapmayı düşünüyorum oyuncularla ilgili. Şimdi 10. sıradaki isim şu anda ekranda çıktı. 10. sırada Belhanda var ve FIFA Mobile'deki reytingi 75'miş. Ve ben FIFA 18 Mobile'de, yani 2. sezonunda yeni gelecek reytinginin 78 olmasını bekliyorum. Yeni gelecek oyunda da 3 reyting artacak yani ve 78 olacak ve 10. sırayı bulacak. Türkiye Ligi içindeki en iyi oyunculardan 10. sırayı bulacak diye tahmin ediyorum. Belhanda 75'ten artı 3 alıp 78'e yükselecek diye tahmin ediyorum. Umarım da bu tahminimde hatalı çıkmam. Umarım doğru çıkar yani. Ve ben bu 10 oyuncudan en az 7'sinin buraya gireceğini tahmin ediyorum. Yani bence en az 7'si girecek. Ayrıca de rating tahmininde de en az 6-7 tane de tuttururuz diye tahmin ediyorum. Yine umarım da bu şekilde olur. Belhanda birazcık riskli bir tahmin ancak olabilir yani. Çünkü Belhanda Galatasaray'da şimdiye kadar ve gerçekten Belhanda çok iyi oynuyor. Yani ben beğeniyorum Belhanda'nın oyunu. O bu arada Gomis, Buffett'in bir Gomis, Yahovic çok gol atan oyuncular ve EA Türkiye maçlarını izlemiyor EA'liler. Yani Türkiye için çok fazla emek harcamıyorlar. Yani Türkiye'yi çok umursamıyorlar. O yüzden istatistiklerden gidiyorlar daha fazla. O yüzden Buffett'in bir Gomis ve Yahovic de çok güzel bir upgrade alabilir. Yani daha oyun çıkmadı çünkü ve ratingler daha belirlenmediyse eğer, Gomis, Burak Yılmaz, Yahovic falan bunlar güzel reytingler alabilir. Yani şu anki gol krallığı sıralamasındaki isimler veya asist krallığı sıralamasındaki isimler. Çünkü EA en çok bunlara dikkat ediyor. En çok bunları önemsiyor. Wagner Love da mesela güzel bir reyting alabilir geçen seneye göre. Ama benim tahminimce şu anda Belhanda 78'e yükselecek ve diğerlerini de söyleyeceğim. Şimdi sırada 9. sıradaki isim Skirtle var. Skirtle yaşlansa da bence çok güzel oynamaya devam ediyor. Ve 80'den 79'a düşecek. Ama Türkiye'de kendine yine de 9. sırada yer bulabilir diye tahmin ediyorum. Bu arada Neto'da buralara bir yerlere girebilir. Yani Neto'da 79 rating olur diye tahmin ediyorum. Ya da 78 falan olur yani. İlk 10 sıraya almadım ancak. Arkadaşlar, Skirtle yaşlanmasına rağmen yine de 79 ratingi bulacak. Ve bence gerçekten güzel bir oyuncu. Hızlı birazcık düşüyor, yavaşlıyor. Hızlı düşer diye tahmin ediyorum. Zaten yaşlanan oyuncular genelde böyle oluyor. Ancak savunması hala iyi bence. Yani yaşlanmasına rağmen gerçekten iyi. Skirtle da benim Fenerbahçeli olarak beğendiğim bir oyuncu. Ve maçlarında hepsini izledim şimdiye kadar ve hatasını hiç bulmadım. Bir kırmızı kartı var galiba. O kırmızı kartın da haklı olduğunu da düşünmüyordum. Ancak haklı diyen çok spor yorumcusu oldu. Onlara da saygım var. Ama benim futbol bilgime göre haklı değil. Neyse bakalım. Skirtle'la 80'den 79'a düşer. Ancak 9. sırada yerini bulur diye tahmin ediyorum. Ve şimdi 8. sıradaki ismimiz var. 8. sırada 78'den 80'e yükselecek bir Valbuena olarak tahmin ediyorum. Valbuena şu anda gol krallığı sıralamasında 10. ve galiba asist krallığı sıralamasında da var. Şu anda hatırlamıyorum var mı yok mu. Ancak Valbuena'nın ben artı 2 yani artacağını tahmin ediyorum. Yani bence artacak. Benim düşünceme göre, benim birazcık araştırma falan yaptım. Birazcık diğer oyunlara falan da bakarak bir şeyler yaptım. Ve Valbuena'nın artı 2 gen artacağını tahmin ediyorum. 78'den 80'e yükselerek 80 ratingle Süper Lig'de en iyi 8 oyuncu arasına girer diye tahmin ediyorum. Umarım da
Bu şekilde tahminim tutar. Ben bu tahminlerimin tutmasını gerçekten çok istiyorum. Ve şimdi sıradaki ismimiz ise kim var sırada? Muslera var. 81'miş geçen sene, bu sene 80'e düşer ancak yine de iyi olur. Zaten bu sene Süper Lig'deki en iyi kaleci yine Muslera. Yine Muslera, yani Muslera Süper Lig'in tartışmasız en iyi kalecisi. Ve bu sene de çok güzel performans gösteriyor gerçekten. Belki 81 olarak da kalabilir, 82'ye de yükselebilir. Ama benim tahminimce 80'e düşecek. Ve şimdi sırada 6. sırada Giuliano var. Giuliano da 81'den 80'e düşecek. Muslera gibi olacağını düşünüyorum. Giuliano çünkü yani geçen sene çok güzel performans sergilemiş. İstatistiklerine bakıyorum, oynayış videolarını izliyorum. Gerçekten harika ama bu sene Fenerbahçe'de gerçekten çok kötü bir performansı var. O yüzden ben bir rating düşeceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi sıradaki isim 5. sırada Samuel Eto var. Eto hakkında yorum yapacağım. Eto'nun ben bugün maçını izledim. Tam bu videoyu çektiğim gün maçını izledim. Abi Nasri, Eto ve Menez ikisi de, yani üçü de bunların iyi oyuncu. İkisi dünya devi sayılır. Hani yaşlandılar artık ama gerçekten harika oyuncular. Hani bugünkü maçta hiç böyle, yani gerçekten özellikle Menez hani plase falan vuruyor. Çok kötü vuruyor ama. Neden böyle bilmiyorum hani. Zaten anlamadım yani, mantığını çok anlayamadım. Bu oyuncular baya bir iyi olmasını bekliyorum. Maçı izliyorum. Hiç böyle bir profesyonellik falan da yok. Çok iyi oynayamıyorlar. Bunu da sizlere söyleyeyim yani. Ben çok beğenemedim. O yüzden çok da fazla büyük bir şeyler beklemeyin. Bu oyunculardan ratingleri artmaz diye tahmin ediyorum yani. Ya düşer ya da aynı kalır. Eto da 80 ile 80 kalacak yani. 80'miş önceden ve şu anda da 80 kalır diye tahmin ediyorum. Ve şimdi sıradaki ismimiz Samir Nasri. Samir Nasri de aynı şekilde 82 olarak Antalya Spor kartı bile çıktı yeni transfer olduktan sonra. Ancak ben şimdi 81'e düşer diye tahmin ediyorum. Yani ben umarım düşer diyorum ya. Umarım tahminim doğru çıkar anlamında umarım düşer diyorum. Bu oyuncu için de aynı şekilde umarım tahminim doğru çıkar ve umarım düşer. Samir Nasri 4. sırada kendine yer bulmuş. Samir Nasri de tabii ki hani form yakaladığı zaman gerçekten harika olabilen bir futbolcu. Ancak şu sıralar Nasri de, Menez de çok kötü. Eto da işte iyi sayılır ama onun da daha çok gelişmesi gerekiyor. Antalya Spor çünkü şu anki durumu çok kötü. Daha da iyi olmaları gerekiyor. Şimdi 3. sıraya geldik. 3. sırada Beşiktaşlı bir oyuncu. İlk 3'e geliyoruz bu arada. İlk 3'e gelmeden önce de bir konuşma yapabilirdim. İlk 3'e giren tüm oyuncuya, yani bu ilk 10'a giren tüm oyuncular zaten Süper Lig'de iyi olan oyuncular genel olarak. Şimdi sırada 3. sırada 80'lik Medel var. Ve Medel'in ben artı 1 upgrade alarak 81'e yükseleceğini tahmin ediyorum. Ve tahminimde de doğru tutturacağım. Yani ben bu Medel'e yani daha çok ihtimal Medel tutacak. Bakın burada söylediğim oyuncular mesela Valbuena doğru çıkar. Giuliano -1 gen alabilir. Medel artı 1 alır. Hani bunlar konusunda Quaresma artı 1 alır. Pepe konusunda da gerçekten çok güzel bir tahminim var. Zaten şimdi sırada Quaresma var. Quaresma abi Beşiktaş maçlarını izliyorum. Gerçekten harika bir futbolcu. Yani Quaresma hiçbir zaman formunu düşürmüyor. Hatta bir arttırıyor bile. Yani gerçekten harika. Quaresma'yı çok beğeniyorum. Bir Fenerbahçeli olarak da olsa Quaresma gerçekten çok beğendiğim harika bir futbolcu. Ve Quaresma'nın da 80'den 81'e yükseleceğini düşünüyorum. Bence 80'den 81'e yükselir yani. Ve umarım da tahminim doğru çıkar. Ve şimdi bakın, şimdi burada 78, 79 ve bir sürü 80-81 oyuncu var. Ve şimdi sırada 1. sıradaki isim tam 84 ratingle Pepe. Pepe FIFA 18'de 86 olarak geldi. Herkes daha da çok düşeceğini tahmin ederken 88'den 86'ya düştü. Yani o kadar büyük bir düşüş yaşamadı. Ve Süper Lig'den de bir tane walkout olarak geldi. Yani FIFA 18 oynayanlar bilir, walkout olarak geldi. Pepe de bu senenin bence en kalite olarak en iyi transferi. Ancak mantık olarak en iyi transferi mi? O tartışılır tabii. Ancak kalite olarak bence en iyi transferi. Neyse şimdi Pepe 85'den 84'e düşer diye tahmin ediyorum. Yani ya 84 olur ya 83 ya da 82, daha düşük olmaz. Daha yüksek de olmaz bence. 85 de olmaz. Yani benim tahminim 84 olacak. Umarım da tahminim doğru çıkar. Evet arkadaşlar, bu senenin Süper Lig hakkında sizlerle birlikte birazcık konuşmak istiyorum. Bu sene Süper Lig'de gerçekten hakemler baya kötü. Yani hakemler %90 kötü karar veriyor. Ve bu kötü kararlarını da daha da kötü karar vererek. Hani mesela birisine penaltı mı verdi? O penaltı verdikten sonra onun ilk yarıda diyelim hatalı olduğunu anladı. İkinci yarıda penaltı verdiği takım için diğer takıma daha çok lehine karar veriyor. Yani hakemler gerçekten kötü. Hani gerçekten berbat. Yani hakemleri Türkiye'deki anlamak çok güç. Zaten spor yorumcularını da izliyorum ben bu aralar. Çok fazla izliyorum. Ve gerçekten hakemlerin çok kötü olduğu belli. Artık yabancı hakemlerin Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Yani Galatasaray takımı tamamen yabancı futbolcuyla oynuyor. Ve
hani yabancı hakem niye gelmesin? Yani yabancı teknik direktör var. Türkiye milli takımının teknik direktörü bile yabancı. Bence yabancı hakemlerin de gelmesi gerekiyor. Özellikle derbilere yani. Bence gelmesi gerekiyor. Süper Lig hakkında da bu şekilde konuşmayı yapacaktım ve yaptım. Yani Süper Lig bu sene hiç böyle zevk vermiyor gibi geliyor bana. Hakemler açısından hakemler çok hatalı kararlar veriyor çünkü. Hakemlere de bu şekilde veriyorum. Türkiye hakemlerine yani 10 üzerinden rating versek herhalde ya 2 ya da 3 verilebilir. Yani çok da fazla verilmez. Neyse arkadaşlar bugünlük bu videoluk bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve videoya like atarsanız dediğim gibi 2000 beğeniyi geçersek hemen bir tane daha rating videosu sizlere hazırlamak istiyorum ve hazırlayacağım. Evet arkadaşlar şuradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca de şu iki videodan birisine gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet bekliyorum. Ve şu anda hala videoda bekleyenler varsa gitmedim yazın. Yani yorumlara gitmedim yazın. Ve gidin artık. Yani tamam yeter artık. Hadi gidin ya. Abi sevmiyorsunuz mu? Gidin şu videoya gidin. Adamsınız.